Kazanların altındaki ateş gün boyu neredeyse hiç sönmüyor. Sonbahar serinliğinin başladığı ve kışa yavaş yavaş yaklaştığımız bu günlerde bağ bozumunu tamamlayanlar pekmez kaynatmanın telaşında. Ben annemi öğrendim. Bu sene bizim yüzümüz vardı. Ben dedim derlendim yani. Biraz yani kış geliyor. Şey hasta için bu doğal pekmez güzel olur. Evet. Hem şifa için hem de kışın soğuk havalarda enerji vermesi için tercih edilen pekmez, Anadolu'da kış hazırlıklarının vazgeçilmez bir geleneği. Toplanan üzümler yıkandıktan sonra ezilerek şırası alınıyor. Sonra bir müddet dinlenmeye bırakılıyor. Üzümü ezdik. Biz kazanlara koydu, pişirdi o gün. Biz, yine boşattı, süzdü, boşattı. Ertesi gün biz kalktı, yine kazanlara koydu, pişirmeye başlıyoruz biz, torunlarımla, kızlarımla. Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki hanım Yıldız da her yıl bu mevsim evin bahçesine kurduğu kazanlarda kışlık pekmezini kaynatıyor. Saat 8'de biz başlıyoruz, saat 4'e kadar. İlk günde oldu, dert oldu, biz bitiriyoruz o zaman. Böyle pişiriyor işte, güzel oluyor yani, doğal oluyor. Kazanlarda 8 saat boyunca kaynayan üzümler pekmez haline getirildikten sonra kaplara alınarak soğutuluyor. Biz kaynadı, bu hale geldi, böyle pekmez oldu. Bakalım ha. Böyle güzel. Büyük bir zahmetle yapılan pekmezlerin bir bölümü eve ayrılırken bir bölümü de yakınlara ve komşulara ikram ediliyor. Çok güzel. Herkese inşallah şifa olur.